So find a way to. Dünyanın en seksi mutfağına hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılım? Çok seksisin. Ama hiç öyle bakmadın ilk ben buraya girdiğimde. Hani bu ne hal dermiş gibi baktın. Nerede? Ne zaman? Nişana mı gidiyorsun falan dedin ya. Nişana mı gidiyorsun? Hayır, onun için demedim. Çok iyi göründüğün için dedim canım. İnsanlar her hafta bana niye böyle giyiniyorsun, sahneye mi çıkıyorsun diye sürekli böyle bir yargılıyorlar. Yargılıyorlar? Evet, burası da benim sahnem. Nasıl güzel cevap? Konuştun. Evet. Çok güzel. Keşke... Benim şakşakçılar. Aynen, çok iyi. Her şeyi çok iyiymiş gibi alkışlıyoruz. Yemekle aran nasıl? Soru mu bu gerçekten? Yemekten bahsediyorum ama o iyi belli. Ha. Yapma. Eskiden çok iyiydi. Sonra zaman kalmayınca mutfağa girememeye başladım. Senin nasıl? İyi. Yerken mi, yaparken? İkisine de çok iyiyim ben. İddialar var, yapamıyor diye. Yapamıyorum, evet. yani sipariş değil. Burada geliştiriyorum. Belki. Makyajda da öyleydim mesela. İlk kamera karşısına geçtiğimde hiçbir bok beceremiyordum. Sonra insan karşısına... Burada gelişiyor mu gerçekten yemek yapıyorsun? Evet, sarma sardım, mantı yaptım, börek açtım. Helal olsun. Açmadım yedim da yaptım peki? Yani. Yedim de. Olmuş muydu? Olmuştu. Numara yapmadınız hiç. Bayağı bazen yapıyoruz ama yapmadık onlardan. Hangilerinde yaptın? Yaptık hepsini. Peki bu tarifleri kim hazırlıyor? Şimdi biz senin neler sevdiğini sorduk. Hamburger evet. Dediler. Yani birkaç bir şey daha vardı. Aynen. Onlara hiç girişmek istemedim. Sonra girdim Google'a hamburger yazdım. Çıkan üçüncü linki aldım. Bizim gruba attım. Böyle sen, bir şeymiş. Senin algoritmada senin aradığın şeyler ne acaba da bu çıktı? Teriyaki. Yani teriyaki, kosla, lahana salatasını teriyaki soslu yapacağız. Bu da sriracha soslu tofu burger. Tofu burger ne ya? Sen yedin bilmiyorum, mi ya tofu burger? Yok, bu tofu peyniriymiş. Işte, hayatımda evet. İlk defa gördüm böylesini. Aynen, belki o da şey gibi, bir garip tuğla duruyor gibi yani. Bir şey. Çok da hoşuma gittiği söylenemez. Aynen. Şimdi ilk başta galiba şey yapacağız. Ya lahana salatası. Aynen, zaten ben sana söyleyeyim. Bu ikimizin de yiyeceği bir şey değil normalde. Yo, ben yerim. Ne yiyeceğim? Tofu nerede yedin de şimdi? Tofuya taktım sen kafayı. Ekmeğini falan yeriz ben. Tofuyu unut. Tofuyu unut. Kalanını yersin yani. Aynen. Salatalar içinde yüzen bir hamburger yersin. De ben şunu anlamadım. Hamburgerin içinde et olur ya. Ha. Et yok. Bu... Sen onu anlamadın mı? Sen bu cheddar'ı gibi mi düşündün? Onu? Ben onu et gibi şey olarak düşündüm. Oha, üzüldüm. Ay. Kalpler kırık. Neyse ya, veganlara yürürüz biraz, boşver. Aynen. Yine Dimes'in tadına düştük. Dimes'ten kavun ananas. Hem kavun hem ananas. Diğer seçtiğim şeyleri de, yani beğendiğim sana gelen yemekleri de söyleyelim. Yapmadıklarımız duyulsun. Heh. Beef Wellington bir tanesi. Bir tanesi de dalyan köfte. Ben mesela köfte ayırt edemiyorum. Benim için hepsi aynı. Ya ben de çok ayırt ettiğimi söyleyemem ama... Yani şeyi kastederek söyledim bunu. Yani içinde köfte olmama ihtimali olan tek şeyi bu. İçindeki köfteyi çıkarmışsın. Ama var sandım yani. Ne bileyim, arada bir yerde yani, yok mudur bir hamburger etmeti? Aşağıda bir sürü market var. Yok yok, şey yapma ya. Biz tamam vegan tofu yiyeceğiz, anladım. Yani çok güzel olmuş gibi davranıyoruz zaten. Aynen aynen, ben güzel olacağım eminim. Lahana bu mu? Oha. Ben bazı konularda tahmin edemeyeceğin kadar şeyim, kötüyüm ama bazı konularda da beklemediğin kadar iyiyim. Hangi konularda iyisin? Lahanaları... Konuşturma beni. Annem babam izliyor, yapma öyle şey. Hay Allah. Evet. Lahanalarımızı dörde bölüyoruz. Hayır, her gelen de beni izleyerek yapıyor. İşin en acınası. Öyle değil mi? Kafamıza yok, göre. Kafamıza göre. Tarif önümüzde. Biz aynı gün doğmuşuz. Teşekkür ederim. Evet. Aa, evet, 5 evet. Ekim. Aramızda ama bir 20 yıl falan var. Kaçtı? 20 yıl yok. Ben 98'liyim. Oha, var lan. Şaka şaka. Sen kaçtın? 79. 94'lüyüm ben. Yükselenin neymiş? Akrep. Oo. Abi senin? Belli ama ya. Gerçekten. Bir, neden? Ha? Neden? Var öyle bir alan var. İyi bir şey söylüyor. Avram yüksek değil mi? Aynen. Biliyorum. Farkındayım. Senin yükseleni? Başak. Ay, titizsin sen. Hmm. Yok ya, o kadar değil. İşimde sadece titizim. İşin ne kadar zormuş. Niye? Bak, çok alakasız aslında yaptığımız işler. Ama şimdi ben de artık
hani konuşmayıp birilerini konuşturmaya ve onlara soru sormaya çalışıyorum ya. Evet. Ve bunu kaç senedir yapıyorsun ve hayvan gibi izleniyorsun. Teşekkür ederim. Övüyorum seni hadi. Evet, evet, teşekkür ederim. Ben sana söyleyeceğim şeyi düşünüyorum. Demek istediğim şey çok zor işin. Teşekkür ederim ama sen biraz da iltifat ediyorsun. Senin işin de bana çok zor geliyor. Yani sen de böyle bir kendin konuşmakla ilgili bir artık tecrübeye sahipsin ya. Evet. O da benim çok alışkın olduğum bir şey değil. Yani mesela aslında sen daha fazla konuşsan kimse rahatsız olmaz. Bu arada dedim ki bakayım bir hani haberlere, bir sansasyonun var mı, bir olayın var mı, bir rezaletin var mı? Hiçbir şey yok. Sadece bir tane haber var. İbrahim Selim sünnet oldu diye bir haber başlığı var. Sünnet gördün olmuş. Mü? Gerçekten mi? Umarım olmuşsunuz. Umarım bu haber doğrudur. Bu birinin oğlu yani. Herhalde ufak bir çocuk. Ha. Adı İbrahim Selim. Böyle bir ilk gördüm şok oldum tamam mı? Hani nasıl yani hani. Sansasyona bak. Hani, İbrahim Selim sünnet oldu. Bu kar geç mi oldu falan diye hayır, düşündüm. Hayır hayır yok. Onun dışında hiç olayın yok. Ne? Arada o kaçmasın diye şey o. Bu kadar sakin yaşıyor olamazsın ya. Bu yaşıyor. Kadar tanınıp edip, bu kadar arkadaş çevren olup, bu kadar sakin yaşayamazsın. Yok valla öyle ya. Kaçamağın yok, bir şeyin yok. Kaçamağın, yani. Kaçamağın olayı o değil mi? Yani çaktırmadan yapılan bir şey. Ya evet de hiç mi bir yerde yakalanmazsın? Ne bileyim birini ellerken falan. Birini ellerken mi? Evet yakalanan ünlüler var yani. Evet de ben insan içinde ellemiyorum. Ya da mesela kavgan, gürültün, hiçbir şeyin yok. Ne güzel ya. Ben geçen hafta öldüm mesela haberlerde. Gördün mü? Ya gördüm. Az daha ben de yazıyordum. Sonra senin şeyi gördüm. Annem var benim. Yazıyorum derken ölen insana mesaj mı atıyordun? Öldüğün görmedim canım. Öldüğün, öldürenleri sonra gördüm. Kaza geçirdi haberim. Ha, daha çok gençti falan diye haber başlıkları atıldı. Tabii o sıra Kütahya birbirine girdi benim aileler. Nasıl yani falan. Neyse nitekim ölmedim. Yani demek istediğim şu, tertemiz bir magazin geçmişim var. Müthiş bir şey. Evet, de çok magazinel bir şey malzemem yok ya benim. İşte belki ondan. Nasıl yok diye ya. Ya biraz ben biraz yaşlıyım ya. O seninle aramızdaki biraz. 20 sene var ya, o biraz ona yarıyor galiba. Ben 90'lar ünlülerini seyrederek büyüdüm. Başlarına neler geldiğini. Ne zaman ünlü oldun? Ben ünlü olup olmadığımda ben ünlü değilim falan. Yani, ya Allah aşkına vallahi ya. Vallahi öyle değil yani. Mütevazi. Yo tevazudan değil ya ciddi söylüyorum. Öyle hissetmiyorum da programı yapmaya başladıktan sonra, YouTube'da bir şeyler yapmaya başladıktan sonra tam da Afife aldığım döneme de denk geliyor. Yani ne zaman ünlü oldun? Yılını sordum sadece. 1982 ne bileyim abi yılını ben. Ben 2016'da oldum mesela. Aa, ben de. Neden? Çünkü 5 Ekim abi. Evet ama arada 20 yıl var şimdi. İşte ben anca 20 yıl gecikmişim ama. Seninkine denk gelmiş. Terazi burcu. Ben bunu şunun içine koyayım mı artık ya? İstediğin yere istediğini koyabilirsin. Instagram'a tabii ki klasik. Senin fotoğrafını paylaşıp soru kutucuğu bıraktım. Sen de gördün zaten. Evet. Çok spesifik bir ayrılık sorusu var ama ona girmeyeceğim. Sadece şunu soracağım sana. Sorum geliyor hazır mısın? Tabii ki her zaman abi. Bu dönemsel olarak düşün yani bu aralar. Mesela ilişki insanı mısın yoksa yok ya. Ha takılayım mı diyorsun? Tek gece hani. Terler falan. Eylemin tamamını niye söyledin ya? Ne var ya? Doğru, herkes haklısın. Yapıyor. Ayıp bir şey mi? Yani söyleyerek yapmıyorum. Ben yapmıyorum baba. Babam da inandı. Evet. Evet. Yani bir son dönemde galiba artık benim düzgün bir ilişkim olsa rahat edeceğim falan kafasına geldim yani. Yani son dönemlerde tek gecelik takılıyordun ve bundan bıktın ve şu an duygusal bir ilişki arıyorsun. Son dönemlerde değil yani hani bir süre öncesine kadar tek gecelik ilişki de demeyelim de yani sürekli olmasını beklemediğim. Fuck body hiç öyle tarzım bir şey değil ya. Olmaz yani bende çalışmıyor onlar. Bağlanıyorsun hemen. Ha? Bağlanıyorum hemen. Diye aramaya başlıyorum. Ertesi şey mi? Mesaja da uyudun mu? Biz şimdi neyiz? Eve gittin mi falan? Varınca çaldır.
Peki mesela bir İbrahim Selim'in ilişkisi neden biter? Bir İbrahim Selim'in ilişkisi neden biter? Ne olur da biter? Böyle aklıma geleni soruyorum. Ya şimdi öyle deyince birçok nedeni var. Yani aldatıldığım için bittiği de oldu. O kadar takılacak bir şey değil mi? Aldatılma. Yani. Aynen tabii ben de bu yaşa geldikten sonra ne kadar takılmaması gerektiğini anladım da. Aslında ilişkinin eğlenceli bir şey olması gerekiyor ya. Evet. Yani böyle oyun oynuyor gibi, hani tatil gibi hissettirmesi lazım falan demiş zamanında Engin abi. Onun dediği şeyi de ben hep böyle bir mantıklı bulmuştum zaten. Çok eğlenceli, böyle birbirine destek olduğun, iyi vakit geçirdiğin falan bir şey olması lazım. O oyun hali bitince sıçıyor işte hepsi. Çok zor. Bunu yapmak. Ben de. Tamam o kadarını kıçı kalsın ya hepsini yapmak. Size kolay tabii alıştınsınız diye çirkin bir espriyle daha geliyorum. Biz yalnız öyle yapmıyoruz. Tutamıyorum. Biri geçen şey yazmış. Hani o kadar belli ki yalnız oldun. Her konuyu buraya bağlayan. Ben bayağı çok yaptım. Yalnızım. Şaka yapıyorum. Sen ya. Ne olunca ayrılıyorsun? Ama bilmiyorsan... Gelmeseydin. Saygısızlık. Bana kimse hakaret edemez. İlişkide. Benimle kavga ederken öyle gerizekalı, aptal gibi tabirlerde bulunamaz. İlişkideyken bunlar kavga sırasında söyleniyor mu? Evet. Ha, okey. Şimdi senin yaş biraz kemale erdi ya. Aynen, büyüyünce geçiyor onlar, onu söyleyeceğim. Bizim yaşlarda gerizekalı mısın falan gibi şeyler olabilir. Aptal mısın, hani bu da yapılır mı ya da hani bu tarz işte, anladın sen. Anladım. Öyle şeylere gelemem. Trip atıyorsam hiçbir şey olmamış gibi davranılmasına gelemem. O tribi yiyeceksin. Tribi yiyeceksin? Yani mesela yine bir ilişkimden örnek vereceğim, çok eski. Adamla kavga etmişim, tamam kavga etmişiz ve ben sana küsüm. Bana mesaj, ben ona böyle bir mesaj döşemişim. Kanal bilmem ne yazsana, Kütahya Spor'un maçı var yazdı bana. Anladın mı? Yani ben bu anladım. Benim için ilişki bitirir mesela. Yani orada zaten muhtemelen bir ilişki yokmuş zaten. Hani belki o ne demek ya? Bittiğini fark etmişsin. Hayır, ben bitirdim. Aynen. Evet. Yürüyenlere cevap veriyor musun? Ben sana bakarak yapacağım. Sen önden gidiyorsun. Yürüyenlere cevap veriyor muyum? Evet. Ya öyle yürüyen olmuyor ki ya. Niye yürüyen? Vallahi olmuyor ya. Sana da olmuyor işte, dalga geçmiyorum. Sana da mı olmuyor? Ya oluyor sana da yani, görme ya. Hiç ben onlarla hiç yokmuş gibi davranıyorum yani. Aynen. Bana amcalar fena yürüyor. Neden be? Aa. Yani ama nasıl amcalar biliyor musun? Hani ben dedemin köyünde gittiğimde gördüğüm amcalar. Böyle şey, hani bağın orada selfie'si var. Anladın mı? O yürüyor. Ama büyük yürüyor yani. Hep onları ben görüyorum. Saçma, tabii ki de kitlem o değil. Ama diğer aklı başında erkekler. Ben bu arada her hafta bu konuyu konuşuyorum. O yüzden biraz işe yaradı biliyor musunuz? Yazan neden oluyor yani. Gerçekten. Evet, devam edeceğim. Ay bunları... ben de biraz konuşayım. Tamam, soruyu şaka, şöyle şaka. Sorayım. Bu videoyu izledi bir kız. Tamam mı? Evet. Çok da hoş bir kadın yani, evet. Böyle evet. Alımlı, eğitimli, evet. Falan filan, evet. Sana uygun. Eğlenceli, tatil gibi bir kadın. Cevap verir misin? Öyle söyleyeyim. Bilmem ki, verebilirim. Cevap referans önemli ya. Bir ortak arkadaşlar falan. İlla olması lazım. Hiç ortak yok. Abi, o zaman pürserim ya. Neden? İfşa olmaktan mı? İfşa olmak ne ya? Hayır yani hani... Yok yok, hayır. Var ya, ya öyle tipler, çok ayıp. Futbolculara falan yazıp ifşa ediyorlar. Var öyle. Ne düşünüyorsun o konu hakkında? Ya var ya öyle kızlar. Aynen biliyorum ben de. Yani yok, öyle bir korku değil. Şey gibi yani, orada benimle paylaştığı kimliğiyle gerçek kimliğinin aynı olmamasıyla ilgili bir korku. Anlatabildim mi? Anlatamam. Aslında o kadar da açık anlattım ki. Bir sorum daha var. Sordu. Ama bunu ben sormadım. Kim sordu? Takipçilerin sordu. Ha. Merak ettiler. Çok saçma bir soru ama merak ettim. Çünkü kendim soruyu okuduğumda kendime cevapladım. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Ulan 4 yıllık soruyorum ben bu soruyu. Gerçekten okurum mi? Tabii. O yüzden mi sana bu soruyu sorduk? Ben de okurum. Ay ben okuyamam, pardon. Niye? Ben okuyamam. Korkudan. Ben göreceğiz telefonla ki. Karıştıramam. Sakın bana yalvarma telefonunu. Lütfen bir bakma. Çok bak. Öyle çok bir fobim var. Sende var mı? Yok. Yani ben günlük bulsam okurum. Telefon karıştırmam ama o şeyden korktuğumdan değil. Yani prensip olarak karıştırmıyorum da. Şey var bak, hep söylediğim bir şey bu. Burada senin telefonun dursun, oraya mesaj gelsin, benimmiş gibi alır bakarım onu. Oha! Ha. Bayağı. Ama mallıktan yani benimki. Şey ha. Değil.
Bilerek değil. Damlaya gelmiş değil yani. Anladım. Banadır o kesin diye. Çünkü sürekli telefonda işimiz. Ben bilmiyorum. Mesela burada bildirim gelsin telefonuna şöyle bile bakmam. Ya benim hakkımda biri kötü bir şey yazdıysa? Senin hakkında biri kötü bir şey yazdıysa? Ağzını sıçarım onun. Tamam. Bir şey diyeceğim. Ha. Dur ya. Lahana sakin. Bu. Kimçi bu. Hayır hayatım o değil. Bu lahana. Kuzum bu kimçi dedi işte. Turşu, lahana turşu. Ay, bu lahana ya. Diyor ya. Ay yine çok ben çok pis espriler. Hep böyle iğrenç espriler yapmak istiyorum ama tutuyorum kendimi. Ya sen mesela yapmadığını zannediyorsun ama aslında oluyor yani. Hayır çünkü senin de için fesat ya anlıyorsun sen oradan enerjisin hemen geçiyor. Aynen. Bence bu kalınlık iyi. Peynir için. Sen de aynen. Yani benim tek anladığım konu var değil. Damlacığım. Sen ne dersen o. Nasıl? İyi mi senin için? Ya benim için birini seçmen gerekse. Ben benim için olan kestim lan. Bir şey söyleyeceğim. Bu benimki bayağı iskambil kağıdı gibi oldu. Pişti falan. Biraz fazla ama ince kesmiş. Şu fotoğrafı bir çıktı alın verin önümüze koyun. Bu ne olacak işte? Bununla gidemiyoruz bir yere ya ne olur. Zorla güldüğün oluyor mu programlar? Bismillah. Ne? Pardon ya çalıştırmaya çalışıyorum. Şey zorla gülmek? Yani mesela konuk geliyor çok komikmiş gibi bir şey anlatıyor falan ama aslında gerçekten hiç komik değil. Yok o zaman duruyor mu zaten? Hiç gülmüyorsun. Yalan yok. Falan oluyor yani. Yani konuyu değiştiriyorum. Sanki ha. Daha ilgi çekici bir şey söyleyecekmiş gibi başka. Üzülmüyor musun yani? O sana hani çok komik bir şey anlattı, kahkahalara boğuldu ve sen karşısında böyle duruyor musun? Yok, öyle durmuyorum. Orada zaten seyirciyi önemsiyorum biraz. Çünkü orada asıl benim gülüp gülmemem önemli değil. Seyirci tepki vermiyorsa kötü. Eğer seyirci boşa düşüyorsa onu toparlamaya çalışıyorum. Yapmaya çalıştığımız şey şu. Aynen heykeltıraş olduğumuz için resmine bakarak yapacağız. Demişler ki Serenay Sarıkaya'yı daha ne kadar alacak konuk olarak? Ya Serenay Sarıkaya'yı ben size söyleyeyim yani gelebildiği kadar almak bu lazım. Bu arada ya. Kesinlikle öyle yani, bence de öyle. Yani bütün açılış ve yani dün şeyde çekim yaparken şeyde de programda da söyledim. Biz artık utandık. Yani ya sıkılmış mıdır acaba, ayıp mı bir daha sormak falan diye. Yoksa biz yaslayalım işte tertemiz yani 6 hafta program. Üst üste gelse Serenay Sarıkaya alınırsın evet. Yani. Enis kaç kez geldi? Enis de 3 kez. Enis 3 kez. Beni niye çağırmadın bir daha? Beni niye çağırmadın bir daha? Seni niye çağırmadın bir daha? Bilmem herhalde bir marka anlaşman yoktu. Marka anlaşmam yoksa bile param var. Ha onu konuşuyorlar. Yine Dimes'in tadına düştük. Dimes'ten kavun ananas. Hem kavun hem ananas. Şimdi mesela yeni bir şey var mı? Yepyeni bir konsept olur, bir şey olur. Yepyeni bir konsepti yepyeni bir programla yaparız diye tahmin hayır, ediyorum. Hayır işte o anlamda soruyorum. Ha şimdi bu YouTube kanalı ben hep PSM'nin YouTube kanalında yayınlıyordum. Artık kendi YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. O yüzden buraya biraz bir şeyler üretmek gerekiyor. Var bir iki tane planımız. Quiz Night başlayacak bizde, kendi kanalımızda. Kaç içerik fikri var? Galiba yapacağız. Yine ama böyle ciddi sohbet edeceğim bir alan mı olsa diye düşünüyorum. Ya. Ya işte senin mesela ciddi sohbet etmen pek beklenen bir şey değil ya. Mesela sen gel. Ha, evet. Ciddi konuşalım. Aynen. Ne düşünüyorsun influencer'lar hakkında? Cidden ama. Yani bitici bir şey mi gibi geliyor yoksa katlanarak artacak bir şey gibi şimdi mi? Şimdi influencer'lık tanımı değişiyor dünyada gördüğüm kadarıyla. İçerik üreticisi olarak tanımlanmaya başlıyor. Şimdi içerik üreticisi olarak tanımlanmaya başladıktan sonra onun bitmesi mümkün değil. Yani bu prodüksiyonlu, fikir içeren işler yapmak zorunda kalınacak. Çok belli çünkü hani bu affiliate marketing dedikleri o linkli bilmem neli o artık bitti. Patladı. Dolayısıyla onun... Bana kaldı piyasa. Ama... Ay yazık ya hayır böyle şaka yapıyorum bu arada. Biraz sinir oldum o yasa olayına. Çok para kazanan insan vardı oradan yani. Evet. Millet kocası boşadı oradan para kazanıyor diye. Evet. Ama regülasyon gelecektir zaten. Öyle ama yalan. Bugün gelmese yarın gelir yani. Yani biz sence kalıcı mıyız?
kuzum, bu içerik üretmeye miyim? Devam ettiğin sürece kalıcısın tabii. Sen bunu bir işe döndürdün zaten. Konu seninle ilgili. Ben neye sinir oluyorum biliyor musunuz? Biraz içime dökeyim bari şunlar pişerken. Bence influencer'lığın bir şeyi olsun. Bu mesela şarkıcılar falan sanatçı bir şey alıyorlar ya, kartı mı bir şeyleri oluyor. Ne deniyor ona? Sen bilirsin. Şarkıcı. Bir yere gidip üye oluyorlar falan. Meslama falan. Heh. Meslek birliği. Böyle olsun. Bir şey olsun, tamam mı? Ha. Tamam. Her yani 50-60 bin takipçi olan, affedersiniz, escortlar bile kendine influencer'ım diyor. Senin neren influencer? İsim ver istersen, çünkü çok escort arkadaşımız var, hepsi alınmasın diye. Hayır yani içerik üretmiyor. Bak, üretip escortluk yapabilirsin, o senin tercihin. Beni hiç ilgilendirmez. Aynen yani. Güzel konuştun. Ama sen içerik üretmiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Biri sorduğunda influencer'ım diyorsun. Sonra gidiyor adam, beni mesela sallıyorum, influencer'lar konuşuluyor. Beni de escort sanıyor. Ben içerik üretiyorum, escortluk yapmıyorum yani. Aynen, evet. Yani escortlar, influencer olacaksanız içerik üreten escortluk yapın. Soruyor mesela, diyor ki kıza, işte ne iş yapıyorsun mesleğinde? Influencer'ım. Sen influencer'san ben seni nasıl bilmem ya? Herkesi biliyorum, anladın mı? Affiliate de bitti. Gerçekten sen... Değilsiniz. Influencer aynen. Değilsiniz. İki evet. Fotoğraf çekip influencer olamazsınız. Çok haklısın. Çok haklısın. Ben marka yüzüyüm. Yani bu gerginliğini tam olarak anladığımı söyleyemeyeceğim ama haklı da duyuluyorsun. Ya. Bunlar artık yanlıştır herhalde ya. Ben kapattım altını ya. Ay ben de o zaman dur. Anladığım şeyleri izlerken gerçekten bunu acaba kim yiyecek ya? Ay çok kötü. Şimdi ben de sosumu döküyorum ama sos için ne yapıyordu? Ben hepsini karıştırdım. Bunu? Hepsini karıştırdım. İyi süper, ben de karıştırdım. Aynen. Onunla mı karıştırdım? Ama bir şey olmadı zaten benim kaşımda. Kaprisine çok şaşırdığın oldu mu? İsim verme yani de. Hani biri geldi ve şunu istedi. İşte şunu sormasın. Ya da kuliste şu olsun, şunu yapmam falan da filandı yani. Ya hiç olmadı biliyor musun? Vallahi olmadı ya. Yani nasıl diyeyim şimdi? Gerçekten hiç ne tuhaf şey oldu, talep, ne... Herhangi bir abuk sabuk kaprisi oldu. Mesela birinde şey duymuştum. İşte beni sen arabayla aldıracaksın araçla. Hı. Sana diyorum ki arabanın fotoğrafını at. Niye? Göreceğim, lüks olmazsa binemem gibi bir kapris. Gülçüm, sen niye biniyordun 2 sene önce, beni konuşturuyorlar ya. Bu kim, bunu diyen kim? Kesersin. İşte şimdi lüks benim şovum anlamam. Başlıyor. Ne senin suçun? Şurasına bir tane. Oh! Aa, çok değişik bir konsept. Hastanede serumla. Biz çok eğlendik çekerken. Benim birkaç dişim düştü. Benimki bitti galiba ya. Bir şey diyeceğim, bunu daha nereye sığdırayım ben? Gittikçe uzuyor ben bu. Ben daha yapıştır yani, oluyorsa olsun. Oo, cozur diyor falan. Duyuyor musunuz? Bir bok yemişim gibi oluyor. Şu an videonun tek güzel ve hani böyle işte açıcı kısmı burası. İnşallah ben bir tane yakın yaptım. Girdiniz çocuklar. Neyim eksik? Sen... Ses çıkmadı, duyuyor musun? Duyamadım, çıkmadı. Neden benden bir ses çıkmıyor? Ses efekt. Ses ekleriz dendi. Ama böyle şey gibi, yangın yeri gibi, tamam mı? Aynen. Şimdi ters yapmışım. Ay dur, ikisi de ters oldu. Bunu zaten arkadaşlar, buna ağzınızı açabiliyorsanız eğer çok biz şüphelenirim hepinizden. Yine mi ya? Deyip tekne yiyormuşum. Ay, ben hazırım. Sen hazırsın. Ne var? Yemin ederim bundan daha güzel görünüyor. Tabii. Bu kesinlikle. Çok kötü. Arkadaşlar bir kere zaten biz tereyağında yaptık vegan şeyi. Şaka şaka. Ne tarafı? Ay sanki biri çok güzelmiş gibi bir iki tane bıraktın yani. Evet, biraz da dur üstüne de. Ruslaf şey yapalım. Aynen. Yani. Aynen. Kim tadacaklar? Kim konseptimiz tadacak? Böyle. Kim tadacak? Milyonlar izlenen konseptinde. İlkini yemek istedim. Sen ince yaptıklarını kullandın. Kalınlığı sorduğum.
Bu senin mi? Benim o. Kalınlar Danla'nın, inceler benim abi. Yani kesmek ister. İnceden başlayayım o zaman. Tabii. Sen nasıl istiyorsan kardeşim. Dur onu bir dakika bir keselim. Ekmek sulu. Ya. Ekmek sulu evet biz. Böyle şeftali gibi olsun diye düşündüm. Ben de galiba geldim o noktaya. Ay azmış. Sevgili. Ha? Ne? Nasıl etkilerim? Nasıl tam gerçekçi ol. Gerçekçi mi? Evet. Kötü mü? Saçmalama. Şunun da tadına baksana. Bu daha iyi. Sanki çok farklı şeyler yapmışız gibi. İyi bari onu da tat hadi. Şey, onu da kes mi? Diyor. Ben keseyim. Onu da ben keseyim. Ki. Tabağı. Sen öyle hepsini ağzına atma. Al kardeşim. Daha kötü bir mutfak bence kimse uzun zamandır görmemiştir. Sosumu dökmeyi mi unuttum? Buna farklı dersen vallahi yapıştırırım sakın, arkadan bir kere, tane. Dürüst olsun, tamam. Kesersin. Tamam dürüst ol. Her şey aynı. Aynı ya. Aynı kötülükte mi? Ha. Aynı kötülükte değil bu arada. Seninki daha iyi olmuş gibi. Neden? Ama. Çünkü ince. Yani bunu mesela kalın o koyun. O zaman onunla çalışırsın. Aynen olur. Bizim var. Tamam. Yerimiz var. Doğru. Her bölüm doğru. Seninkini beğenmiş. Ben de iyiyim bari bir ya. Bir bölüm benimkini beğensin Damlacığım. Tekte yedim. Tekte hemen iyi olmadı ya. Kötüymüş bok ya. Yiyorsun hala orada. Almış gitmiş. Ben de. Ama kalın mı ince mi? Çok tuzlu. Bu ince olan mı? İnce olan. Galiba benimkini beğendi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Pardon da benim kalınlarım burada. Ben ince kullandım. Sana sakladım. Dışarı çıktın, söyledin, hakaret ettim. Etmez misin Esra'na? Ben ederim. Etmez misin? Ben gerçekten sevdim. Yedin mi? Defne, sen de bir tadına baksana gel. Gel gel. Kızı tanımıyorum, dürüst olmayabilir. Bak benimkinden. Bir ondan ısır, bir de hiç bozulmamış. Bakın bir ısırık yedim, susuzluktan ölüyorum. Öyle bir soya sos koymuşum ki içine ne olur bir su. Sen kendininkinden mi yedin? Evet. Hı. Ay çok kötü oldu kız. Biraz tuzlu. Biraz mı? Bayağı tuzlu. Dur şundan da yiyeceğim. Sosu çok döktüm ben de ondan. Keselim. Ben sosu çok severim. Çok hoşuma gidiyor. Senin bizi böyle Kanal D falan sanıyor olup hemen markayı çıkarma. Öyleyiz biz. Acun da kimmiş? Aa, neden şimdi? Acun abi seni seviyorum ya. Sen şaka kaldırıyorsun. Farkı var mı? Kusura bakmıyorsun. Ya ne anlatıyorum Damla? Gözünü seveyim be abi. Afiyet olsun. Tamam okey videoyu kapatacağım. Teşekkürler. Videoyu kapatacağım ama tek soracağım şey benden farklı ne yapmış olabilirsin? Ciddi soruyorum ne yapmış yani, olabilirsin? Sevgimi katmışımdır. Hiç zaman. Tükürdüm biraz. Olabilir. Sanırım evet. Çalıştı. Ya yok sos mos döktüm işte bir de yağını döktüm. Cozurdadı falan. Muhtemelen ondandır. Teşekkür ederim. Hayır, çok ederim. Güzel bir video olmadı mı? Ben çok çok mutlu oldum. Oldu mu? Evet ya, iyi ki geldin. Gel seni şöyle öpeyim. Yavrum. Abone olmayı unutmayın. Beğeniye basarsanız süper olur. Beğenmiyor musunuz ya? Siktirin gidin de. O zaman. Vay Allah'ım. Hemen beğenmiyor musunuz? Anladım. Hayır yok. Yani beğeniyorsanız yok. Beğeni tuş. Sizi çok seviyorum. Haftaya yepyeni bir videoyla görüşmek üzere. Sağ olun. Ne oldu? Görüşürüz.